Bu İran meselesine, İran-İsrail gerginliği meselesine bir göz atalım. Videomuz var. Ondan sonra Kenan Çamurcu ile konuşalım. İsrail, abluk altındaki Gazze'ye ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırmaya devam ediyor. İsrail, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarının vurulduğunu açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında 23 kişinin öldüğünü, 93 kişinin ise yaralı olduğunu açıkladı. Hizbullah da İsrail'in saldırılarına yanıt verdi, İsrail'e 120'den fazla roket fırlattı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ateşkes için İsrail'e uluslararası baskı çağrısı yaptı. İran'ın misilleme açıklamaları devam etti. İsrail Savunma Bakanı Galan, İran'a karşı olası bir saldırı için ABD ile koordinasyon halinde olduklarını açıkladı. Galan, her şey masada diyerek nükleer tesislere yönelik saldırı olasılığını da dışlamadı. İran'a ise gece kapattığı hava trafiğini yeniden başlattığını duyurdu. Allahu Ekber şurada. Suriye'de de İsrail'in düzenlediği düşünülen hava saldırıları gerçekleşti. İsrail ordusu ayrıca 7 Ekim saldırılarının yıl dönümü nedeniyle İsrail'in güneyinde güvenlik önlemlerini arttırdı. Savaşın yıl dönümünde dünya genelinde barış çağrıları yükseliyor. Evet, Kenan Çamurcu ile konuşacağız bunları. Kenan merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sen bölgeyi, özellikle İran'ı çok iyi bilen birisisin. Öncelikle İsrail İran'a cevap verir miye gelmeden önce şunu sormak istiyorum. İran'ın misillemesi, biliyorsun önce Haniye suikastinin ardından bekledik, uzun bir süre bekledik. Daha sonra Nasrullah ve yanında İranlı bir komutanın da öldüğü o büyük saldırının ardından gerçekleşti ve buna Haniye'yi de dahil ettiler. Bir arada da Pezeşkiyan'ın şöyle bir lafı vardı, biliyorsun, açıklaması vardı. Bize Gazze'de ateşkes sözü vermişlerdi demişti. Şimdi İran'ın misillemesiyle başlayalım. Misillemenin zamanı ve kapsamı hakkında ne söylemek istersin? Hamenei ve onun vekil güçlerinin İsrail'e etkili cevap vereceğini tahmin ediyordu. Yani olayları yakından izleyenler. Fakat orada tabii ihmal edilen nokta şu ki Hamenei böyle bir cevabın savaş başlatacak ya da İsrail'in çok sarsıcı bir saldırısıyla sonuçlanacağını kestirdiği, stratejinin içinde yer aldığı, böyle bir senaryonun yer aldığı çok açık belli oluyor. Dolayısıyla Nisan saldırısının, füze saldırısının neredeyse bir benzeri olarak çok da zarar vermeyen bir füze gösterisiyle sorunu geçiştirmeye çalıştı. Mesela Pezeşkian'ın açıklaması önemliydi bu saldırıdan sonra. Yani biz bu kadarla yetinmek istiyoruz, savaşta başlatmak istemiyoruz. İsrail buna cevap verirse ama biz de devam ederiz. Ama bu cümlenin girişinde Pezeşkian'ın hiçbir şekilde savaş istemediği vurgusu, İsrail'in karşılık vermeyeceği beklentisini ve umudunu ifade ediyor. Bu da aslında İran tarafından yani Sipah'ın, İran devrim muhafızlarının saldırısının öyle çok da İsrail'i yani sloganlarda adı geçtiği gibi yok edecek, haritadan silecek tarzda, çapta olmadığının, öyle de bir şey niyetlenmediğinin ifadesiydi. Pezeşkian tabii yeni cumhurbaşkanı, aslında yani Hamenei'nin seçimleri kurtarmak için biraz da aday olmasına izin verdiği reformist aday olarak da tanımlanan Pezeşkian, bu şeyin dışında, bu olayların dışında kalmak isteyen birisi. Lafın yerine gelmişken onu da söylemiş olayım. Mesela İsrail'e füzeler gönderilirken ateş emrini veren Sipah komutanının videosu yayınlandığında, o videoda Pezeşkian'la yaptığı telefon görüşmesi yayınlandı. Çok önemli bir şey bana kalırsa. Pezeşkian çünkü barış isteyen taraf olarak öne çıkmak isterken Sipah komutanı onu savaşın tam da göbeğinde, füze saldırısının tam da göbeğinde yer alan biri olarak göstermek istemesi önemli. Bir de videoda Pezeşkian'a Cumhurbaşkanı olarak hitap etmiyor. Adıyla hitap ediyordu. Şimdi ama buna rağmen İran füzelerini gönderdi. Bunların bir kısmı demir kubbeyi aştı ve
hedeflerine ulaştı gibi gözüküyor. Fakat ulaşan raporlara bakılırsa sivil bölgelere çokça füze düştü. Balkonlarda, teraslardaki görüntüleri gördük. O adı geçen yerler, askeri havaalanı, askeri tesisler filan, yani böyle stratejik noktaların vurulduğu ve İsrail'e büyük bir darbe indirildiği filan yolundaki beyanların biraz propaganda olduğu kanaatindeyim ben. Şimdi İsrail buna karşılık verecek mi, vermeyecek mi? Oraya gelmeden var, Kenan, onu soracağım. Ondan önce başka birkaç şey daha sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir genel bir yorumlama var ki bana da yakın geliyor. Ben de yakın düşünüyorum. İsrail İran'la bir çatışmayı istiyor ve tahrik ediyor. İran'sa istemiyor ve frene basıyor diye bir genel bir değerlendirme var. Sen buna katılır mısın? Ben doğrusu bunun doğru olduğu kanaatindeyim. Yani Benjamin Netanyahu'nun İsrail'in kurucu babalarıyla aynı yerde anılmak için bu 7 Ekim saldırısını bir fırsat olarak değerlendirdiğini çok açık görüyoruz. Dolayısıyla İran'la da kapışmayı istediğini sanıyorum. Bir de şeyde hesaba katarsak, yani 2 haftada neredeyse Hizbullah'ı bitirdi. Yani İsrail operasyonları çok şaşırtıcı bir şekilde, o pager telsiz vesaire elektronik cihazların patlatılmasından tutun bu son Nasrallah'ın da öldüğü bombalamaya kadar, yani bu hiç beklenmedik bir şey, İsrail açısından beklenmedik bir başarı. İsrailler de bunu beklemiyorlardı muhtemelen ve İran, Tahran dahil bütün vekil güçlerini demoralize eden bir şeydi bu. Şimdi buradan aldığı cesaretle Netanyahu'nun doğrudan aradan şeyleri çıkartarak bu Tahran'ın lejyon güçlerine dönüşmüş vekil unsurları, proksileri aradan çıkararak doğrudan Tahran'la kapışmak istemesi anlaşılabilir bir şey. Yani herhalde Hamenei ve rejimiyle, yönetimiyle bir hesaplaşma gerçekleştirip, işte son İranlılara yaptığı çağrıda da olduğu gibi rejime de son vermek istiyor olabilir. Yani böyle bir saldırı yapmak istiyor olabilir. Nitekim Lübnan saldırısında, yani Hizbullah'a yönelik bomba saldırısında Hamenei güvenli bölgeye götürüldü. Yani bilinmeyen bir yere alındı. Yani bu İran'daki kaynaklar tarafından da doğrulandı. Hamenei'nin hedef olabileceği endişesiyle. Ben Benjamin Netanyahu'nun bu fırsatı kaçırmak istemediği kanaatindeyim. Bir dalga yükseldi. O dalgayı tempo düşürmeden sonuçlandırmak istiyor sanıyorum. Yani Haniye'yi öldürdüler. Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü söyleniyor mesela. O da ortada yok uzun bir zamandır. Kudüs gücü komutanı Kahani'nin öldürülmesi ve yani Nasrallah'ın öldürülmesi, bunlar çok büyük hamleler. Yani hakikaten son dönemin belki de hiç hesaplanmayan, hiç kimsenin hesaplayamayacağı çapta şeyler. Bütün bu vekil güçlerin, Husilerin mesela, Husiler füze attı şeye, İsrail'e Tel Aviv'e falan gönderdiler. Ama karşı hamleyle bir anda sustuklular Husiler ve muhtemelen bu saldırılar Husilere devam edecek. Onların da mesela çok şeyleri, karar alma noktaları, karargahlarını vurdular. Orada hangilerin, kimlerin hayatını kaybettiği bilinmiyor. Yani Hizbullah'ın bütün bir üst kademesi neredeyse öldürüldü. Hizbullah'ın komuta şeyi, aklı ve hiyerarşisi, zincir bozuldu bir anda. Şimdi Hizbullah tarafından füze gönderildiği falan söyleniyor ama bunlar muhtemelen bireysel inisiyatifler, yani füzelerin yerini bilen birkaç kişi, geride kalan birkaç kişi bunları yapıyor. Sistematik bir şey değil yani. Hizbullah'ın askeri stratejisi olarak bunlar gerçekleşiyor değil. Oraları da vuruyor mesela. Son saldırıda İsrail Hizbullah'ın bütün şeyini, donanımı neredeyse yok etti. Tabii bunları hesaba katarak bakarsak, yani Benjamin Netanyahu'nun artık sıranın Tahran'a geldiğini düşünmesinden daha doğal bir şey olamaz. Böyle düşünüyordur muhtemelen. Amerikalılar herhalde bunu caydırmaya çalışıyor. Çünkü Moskova'da işin içinde öyle anlaşılıyor. Bu son Laskiye saldırısını Putin'in canını sıkmışa benziyor. İsrail'i vazgeçirmeye çalışıyorlardır. Benjamin Netanyahu'yu vazgeçirmeye çalışıyorlardır. Tabii nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek. Şimdi Kenan, hatırlar mısın yıllar önce
Türkiye'de ilk Kudüs savaşçıları, Kudüs gücü ilk şeyde ortaya atıldığında kamuoyuna ben seni aramıştım. Ya nedir bu Kudüs gücü diye bir şey var diye sen bana bilgi vermiştin. Şimdi o zamandan bu zamana Kudüs gücü ya da Kudüs savaşçıları artık her neyse devrim muhafızlarının çok ciddi bir gücü çok önemli şeylere imza attı. En son Suriye İç Savaşı'ndaki pozisyonu bile tek başına yeter ama biliyoruz ki o neydi? Direniş ekseni denen yerlerdeki koordinasyonu esas olarak bunlar yapıyor. Şimdi üst üste darbeler yaşandı. Yani Süleyman'ın öldürülmesi apayrı bir şey zaten. Onu Amerikalılar yaptı ama son dönemde bu direniş ekseni denen yerde çok ciddi İsrail tarafından verilmiş zararlar var. Şimdi şöyle düşünelim. Suriye'deki iç savaşa müdahil olan Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ı şimdi kendisini koruma derdine düştü, öyle değil mi? Yani değil Suriye'ye takviye evet. yapmak kendi derdine düştü. Bu eksende bir ciddi bir kırılma yaşanıyor mu yoksa bunu İran bir şekilde atlatır ve tekrar toparlar mı? Yani direniş ekseni tabii Tahran'daki Şiilik türünün aslında Şiilikler arasında yayılma stratejisiydi yani bir ölçüde. Yani Lübnan'da, Irak'ta ve Yemen'de olmak üzere, işte Yemen'de Zeydilik var, farklı bir Şiilik var. Bu Hamenei ve onun çevresindekilerin yorumladığı türden 12 imamcı Şiiliğin yayılma stratejisiydi. Ama şöyle de bir zaafa yol açtı. Bu Şiilikler bir anda militer bir kimlik kazandılar. Yani sivil, kültürel Şia olmaktan çıkıp militer bir kimliğe dönüştüler ve bir hedef oldular. Yani şimdi Hizbullah'ın tüm taraftarları bir anda asker sayılır hale geldi nitekim. Yani hedef oldular. Irak'takiler de keza öyle. Irak'ta, üstelik Irak'ta Haç-Şabi ve başka işte Irak Hizbullah'ı filan adı altında bir sürü tabelaları var. Bütün onların tamamının Irak'ta da aslında güçlü bir muhalefetle karşılaştığını biliyoruz. Yani Irak'a getirmek de suçlanıyor. Irak'ın bunun tarafı olamayacağı söyleniyor. Yani Tahran'dan yönetilen Tahran'ın aklını ya da ulusal çıkarlarının korunmasının Irak'taki Iraklara düşmediği veya Lübnanlara düşmediği yönünde yorumlar yapılıyordu. Mesela Hizbullah'ın şu son İsrail saldırısında Nasrallah'ın öldüğü saldırıda Hizbullahçılar Dahiye bölgesi kuzeye doğru boşaldı neredeyse. Binlerce Hizbullahçı orayı terk etmek zorunda kaldı. Ama ilginçtir. Lübnan içinde sığınacak yer bulamıyorlar. Bazı videolar geliyor Telegram'dan veya X'ten gelen görüntülerde. Kimi Hizbullahçıların işte Hristiyan bölgelerde falan evlere saldırdıkları, onları kabul etmeyen, bahçelerine sokmayı kabul etmeyen Hristiyanlara saldırdıklarına dair görüntüler var, rahatsız edici görüntüler var. O nedenle Suriye'ye gitmek zorunda kalıyorlar. Lübnan'da barınamıyor Hizbullahçılar. Çok önemli bir şeydir bu. Yani 2006'da İsrail Savaşı'nda hatırlayalım. Bütün Lübnan neredeyse Hristiyanlar ve diğerleri dahil Hizbullah'a şarkılar söylüyorlardı. Yani övgüler, iltifatlar ediyorlardı ama şimdi öyle değil. Irak'taki Tahran'a bağlı milis grupları keza Irak'ta da hoş karşılanmıyor. Yemen'de zaten küçük bir grup yani bir kabile aşiret neredeyse yani Yemen'in tamamını da temsil etmiyorlar. Onlar da bunu sürdürülebilir bir durumda değiller. Şimdi bu direniş ekseni dediğimiz şey bana kalırsa biraz tabeladan ibaretmiş bu gelişmelerden bunu anlıyoruz. Yani İsrail istihbaratının bu kadar kolaylıkla Hizbullah'ın üstesinden gelebilmesi herhalde hayal kırıklığı yaratmıştır. Yani bu konuda taraftarlık yapan çevrelerde büyük bir hayal kırıklığı yaratmış olmalı. Direniş ekseni bir slogan, ne bileyim yani moral vermeye dönük bir şeymiş gibi artık gözüküyor. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Açıkçası yakın zamana kadar onu güçlü bir askeri direnç, askeri kültürel direnç noktası olduğu kanaatindeydim. Ama öyle olmadığı anlaşılıyor. Yani ben şaşkınım açıkçası. Bundan sonra geri sarmaları, yani Hamenei'nin Cuma namazında
işte İsrail 70 sene geriye gidecek falan. Yani bunlar tabii sloganlar yani ve kimseye de moral verdiğini zannetmiyorum. Direniş ekseni denen şeyin İsrail karşısında bir varlık gösteremeyeceği eşiğe geldi. Buradan geriye gidilmesi, yeni başa sarılması, kendini toparlaması filan, denk bir güç haline gelmesi bundan sonra bana imkansız gözüküyor en azından. Şimdi Kenan, şunu hatırlıyorum. Yıllar önce Irak işgali olduğu zaman, savaş olduğu zaman bir Fransız Orta Doğu uzmanı Alain Grech var, bilirsin. O Türkiye'ye gelmişti. Onunla bir sohbetimizde şöyle demişti. O soldan birisidir. Le Monde Diplomatique'in eski genel yayın yönetmeniydi. İlk defa bir solcu olarak bir savaşta arkadaşlarımın hangi tarafta olduğunu kestiremiyorum demişti. Biliyorsun orada bir Amerika'yı destekleyenler, Saddam'ı destekleyenler, arada kalanlar falan vardı. Şimdi bu son İsrail-Hizbullah, İsrail-İran kapışmalarında bakıyorum bazı İslamcılar ki İdlib'de gördük mesela Nasrallah ölünce sevinç gösterileri yapan El-Kaideciler ya da IŞİD'ciler gördük. Şimdi o çok aşırı bir örnek olabilir ama Türkiye'deki bakıyorum İslamcı iddialı çevrelerde son dönemde özellikle Suriye Savaşı ile beraber yaşanan İran alerjisi biliyorsun çok ciddi. Yani şöyle bir şey var. İsrail'i tabii ki kimse desteklemiyor ama aslında fena da olmuyor gibi bir yaklaşım seziyorum. Sen de görüyor musun bilmiyorum. Yani İran'ın ve Hizbullah'ın bir anlamda güç kaybetmesinden memnun olan İslamcılar da var sanki. Abartıyor muyum? Var, evet. Var, evet. İslamcılar yani daha çok bu Selefi çevreler şeydeki Suriye'deki ayaklanmayı destekleyen, isyanı destekleyen çevreler bundan memnun gözüküyorlar. Ama yani o bir uçsa işte diğeri de bir uç yani. İkisi de marjlarda. İran'ı kayıtsız şartsız, Hameneyn politikalarını diyelim, kayıtsız şartsız destekleyen İslamcılarla diğerleri aslında bir paranın yazı turası gibiler. Benzer aşırılıklar her iki tarafta da var. Bir de benim gibi mesela eski İslamcı, hatta belki şu aşamadan sonra bu reel yaşayan Müslümanlıkla da kendini çok tarif edemeyen eski Müslüman de denebilecek insanlar da mesela 7 Ekim saldırısında da nasıl Gazze'de o yaşanan Gazze'lilerin yaptıklarını desteklesinler. Yani o böyle bir orta nokta da var. Yani 7 Ekim'de İsrail'e 6 bin civarında şeyler girdi, Gazze'li girdi. Orada 1200 insanı katlettiler mesela. Çocukları, içlerinde 6 yaşında çocuğun, bebeğin de olduğu insanları, 300 insanı rehin aldılar ve hala ellerinde o rehineler. Bizim İslamcı medyada, Türkiye'deki İslamcı medyada 6 yaşındaki çocuk için esir tabiri kullanıldı. Yani bunlar mesela kabul edilebilir şeyler mi? İslami ahlaka bunlar uyuyor. Biraz ahlakı kaybetmiş bir Müslümanlıkla da karşı karşıyayız ve kendini şeye odaklamış. İsrail'e karşıtlığa ya da burada taraf olmaya odaklamış bir Müslümanlık da var. Ben mesela kendimi orada tarif edemiyorum açıkçası. Allah'ın emri değil ki Yahudilerle savaşmak. Yani böyle bir emir yok. Böyle bir gereklilik yok. Böyle bir Müslümanlık türüne de çok mesafeli olursanız o zaman başka türlü de bakmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şimdi Benjamin Netanyahu'nun yapmak istediğini, ne yapmak istediğini farkındayız. Oradaki sağ iktidar olarak. Ama başka yerlerdeki sağ iktidarlarda, Hameneyn sağ iktidarı da ondan farklı değil. O da Yahudileri yok etmekten söz ediyor. Şimdi yani Benjamin Netanyahu'nun Gazze'lileri yok ettiğinden söz edenler oradan Yahudileri etnik arındırmayı da savunuyor. Mantık hataları var. Böyle bir şey olamaz ki. Ahlaka bağlı kalacaksak Netanyahu'ya karşı çıkarken, onun politikalarına itiraz ederken ona benzememek icap et. Ama bakıyorum İslamcılar ona benziyor. Onun söylediklerini Arapçaya ya da işte Türkiye'dekiler Türkçe'ye tercüme ederek kendi açısından savunuyorlar. Böyle bir durum var. Yani biraz kafalar karma karışık yani tam çorba olmuş vaziyette. İşte benim gibi bunların arasında kendini tarif edemeyen, etmeyen, böyle bir aidiyetle duymak istemeyen insanlar da var. Yani bakalım tabii garip bir döneme denk geldiğimizi söyleyebilirim yani. Şimdi yine İsrail'in cevap ihtimaline gelmeden bir şey sormadan edemeyeceğim.
Ben İran'a birkaç kere gittim biliyorsun. Evet. Ama sen çok daha, yani benim bilmemin bilmem kaç katı fazla biliyorsun. Şimdi daha önce nükleer projede çalışan bazı mühendisler falan İsrail operasyonlarıyla İran topraklarında öldürüldü. Daha önce birkaç tane, hatta bir tanesi benim adımı taşıyor diye biliyorum. Ruşen isimli bir mühendis de vardı onlardan birisi. Ama bu Haniye suikasti çok acayipti. Yani devrim muhafızlarının koruduğu bir misafirhanede Haniye'nin bir binanın içerisinde sadece Haniye'nin olduğu dairenin bir şekilde dairede öldürülmüş olması. Şimdi teknik olarak çok ince bir iş ve çok ciddi bir istihbarat faaliyeti gerektiriyor. İran gibi bir ülkede bunu yapıyorsun. Bir de İran'ın böyle üst düzey bir misafirini İran'ın koruması altında öldürüyorsun. Bu bana sembolik olarak çok büyük bir olay olarak geldi ve İran'ın, yani mesela devrim sonrası İran tarihini çok iyi biliyorsun. Çok şeyler yaşadı İran ama bu kadar nasıl söyleyeyim, onu sembolik olarak kıran başka kaç tane olay olmuştur açıkçası emin değilim. O mesela hala muamma yani. Nasıl olduğuna dair şimdi ben Telegram kanallarından takip ediyorum, bakıyorum. Hala muamma. Yani dışarıdan bir füzeyle roketle mi vuruldu? Önceden oraya bir bomba mı yerleştirildi ve patlatıldı? İranların bu konuda resmi beyanı yok. Çeşitli şeyler var, ifadeler var. Bir de tabii açık yapılan açıklamalar ne kadar güvenilir olacak? Yani 2020'de Ukrayna uçağını düşürdü Tahran semasında devrim muhafızları. 3 gün boyunca hem İranlara hem dünyaya yalan söylediler mesela. Yani o teknik bir arızadan düştü falan dediler. Halbuki roketle vurmuşlar. Ondan sonra devrim muhafızlarının hava güçleri komutanı çıktı. Dedi ki keşke ben ölseydim de bunlar olmasaydı. Ama görevinden bile istifa etmedi. Biz onu işte şey zannettik. Bir savaş uçağı zannettik. Telefonla füzenin başındaki kişiye ulaşamadık. O da maalesef ateşlemiş falan. Yani bunlar çok... Bu zaaf, yani bu derin zaaf aslında Haniye meselesini de açıklıyor biraz. Yani orada demek ki büyük bir zafiyet var. Ve İsrail'in buna mukabil, İsrail'in istihbarat gücü İran'ın kat kat ötesinde. Yani Haniye'nin o saatte orada, o odada olduğunu, eğer dışarıdan bir roketle, füzeyle vurulduysa, Haniye'nin o saatte o odada olduğunu bilecek istihbarat, çok içeriden bir istihbarattır yani. Şimdi bu Karni Kudüs gücünün komutanının işte bir haftadır ortada olmamasından onun da şeyde Beyrut'ta öldürüldüğüne dair güçlü kanaatler var. Her ne kadar İran Tahran'da şu anda falan dese de ortada görünmüyor. Yani öldürüldüğü, ben de öldürüldüğünü düşünüyorum. Herhalde ya Beyrut'ta oldu ya da başka yerde ama garip bir şey var. Bir yarı şaka yapılıyor ama bir komplo teorisine dönüştü. Kani casus muydu acaba diye Telegram'da şeyler çıkıyor. Mesela sosyal medyada bir takım haberler çıkıyor. Yani ben trollerim, insanları trollüyorlar mı, şaka mı yapıyorlar diye ciddi ciddi okuyorum onları ama bakıyorum ciddi komplo teorileri var. Yani Kani İsrail casusu muydu acaba? Ortadan mı kayboldu? Bütün bu istihbaratı verdi falan diyorlar. Şimdi böylesine bir... Ama bütün bunlar neye işaret ediyor? Demek ki Tahran'da kendini yansıtmasının arkasında sahne dekoru gayet güzel ama arkada büyük bir çürüklük ve zaaf var. Öyle anlaşılıyor. Bu zaten şeyden de belliydi. Yani bu geçen sene Mehsa Emini protestoları başlamadan önce Savunma Üniversitesi'nde bir rapor yayınlanmış. Bu rapor sonradan ortaya çıktı. Bir makale olarak da yayınlanmış üniversitenin dergisinde. Daha sonra fark edildi ve haber oldu. Orada yönetimin akademisyenleri diyeyim ya da asker kişileri eğer İran'da bir protesto gösterisi bir başlarsa toplumun tüm İran'da toplumun %85'inin buna katılacağına dair öngörüler var. Nitekim Mehsa Emini gösterileri öyle oldu protestoları. %85'inin buna katılacağı ve yönetimin aciyet içinde kalacağına dair o raporda uyarılar varmış. Ben de raporu okudum. Nitekim verilen linkten girdim. Savunma Üniversitesi'nin şeyinde duruyordu yani hala sitesinde duruyordu o rapor.
Şimdi toplumdan böylesine kopmuş bir rejim doğal olarak istihbarat zaaflarıyla da mağlup olacaktır diyor. Hasan Hümeyni önceki gün İran televizyonunda bir röportaj verdi. Hasan Hümeyni şeyin torunu. Hümeyni'nin torunu. Oğlu Ahmet'in oğlu. O dedi ki ya lafın arasına sıkıştırdı bunu. Eğer toplumda halkta rızayı arttıramazsak büyük bir zaaf içinde kalırız ve İsrail saldırısına karşı bile koyamayız. Mealinde bir şey söyledi. Yani bütün mesele burada toplanıyor gibi geliyor bana. Halkın, İran halkının yani büyük bir tepkisi var. Yani %85'le oranı hakikaten ciddi bir oran. Nitekim bu Mehsa Emini gösterileri sırasında Revolution is Loading, devrim yükleniyor diye böyle görseller falan yapılıyordu. Çok güçlü bir edebiyat, devrim edebiyatı neredeyse diyebileceğimiz görseller, afişler, marşlar falan üretildi. Şimdi bu şey üzerinde, bu böylesine yalnızlaşmış bir rejimin İsrail'e karşı koyması tabii çok şey gözükmüyor yani. Çok mümkün evet, gözükmüyor. Evet, bu bir tarafta, var yani. Bir tarafta toplumsal desteği iyice azalmış bir rejim var. Bir diğer tarafta da son olayların gösterdiği gibi istihbarat açıkları veren bir yer var. Diğer yandan sadece İsrail'de değil, Lübnan'da, Suriye'de vesaire yaptığı operasyonlarla hem teknolojik olarak hem de istihbarat anlamında bayağı bir mesafe kat etmiş. Zaten hep vardı. Bir İsrail var. Böyle bir bağlamda İsrail şimdi son İran saldırısına cevap vereceğini söylüyor biliyorsun. Kararlı bir şekilde yapacağız. Savaş kabinesi bu kararı aldı. Amerika'dan da yeşil mi sarı mı tam emin olamadığım bir ışık aldı. Ve bir karşı saldırı tekrardan bekleniyor. Ve daha önceki örneklerden bakarsak İsrail istihbarat imkanlarıyla ve teknolojik imkanlarıyla çok ciddi bir saldırı yapabilir sanki teorik olarak. Ama bu illaki yapacağı anlamına gelmiyor tabii. Sen ne düşünüyorsun? Orada bir pazarlık dönecek öyle anlaşılıyor. Yani İran şimdi Pezeşkian'ın Gazze'de ateşkes ilan edecekti falan diye itiraf ettiği şey bir pazarlık sürecinin yürüdüğünü gösteriyor. Eğer Pezeşkian tarafı ve Hamene'yi de ikna ederek bir reform sürecine girileceği ve bu bölgedeki askeri varlığını azaltacağı ya da tamamen vazgeçeceği yönünde güvence verirse İsrail saldırıyı düzenlemeyecektir. Öyle anlaşılıyor. Yani Tahran'dan yüksek sesli şeyler tabii çıkacak muhtemelen. Yani sloganlar yükselecek falan ama proksilerle, vekil güçlerle İsrail'i taciz etme işine İran son vereceğini kapalı kapılar ardına taahhüt ederse İsrail saldırmayacaktır. Amerikalıların böyle bir şeye izin vermeyeceğini anlayabiliriz. Trump da zaten eğer seçilirse ben bunları durdururum filan, çocuk kavgası bunları durdururum filan diyor. Böyle bir şeye güveniyor, pazarlık gücüne güveniyor anlaşılan. Ama Hamenei rejimi İsrail'i taciz etmeyi sürdürecekse ben İsrail'in mutlaka saldıracağı kanaatindeyim. Bu saldırı da yani işte öyle rastgele füze atma biçiminde olmayacaktır. Yani Tahran'ın yaptığı gibi gönderdiği füzeleri biliyorsunuz işte Batı Şeria'da bir Filistinli'nin kafasına düştü mesela bir tanesi. Bir tanesi şeye düştü, Kirmanşah'a galiba düştü. İran topraklarına da düşen füze var. Geçen Nisan saldırısında Kürdistan'a, hem İran Kürdistan'a hem Irak Kürdistan'a füzeler düşmüştü. Yani İran'dan bile çıkamadı füzeler filan. İsrail ise nokta atışlar yapıyor. Yani Gazze'deki o insansızlaştırma stratejisinin şeyini saymazsak, bombardımanını saymazsak nokta atışlar yapıyor. Muhtemelen işte nükleer testleri vuracak. Askeri petrol testlerini vuracağı düşünülüyor. İran füzelerini 300-200 küsur füzeyi gönderdiği gece İran'ın neredeyse bütün şehirlerinde, büyük şehirlerinde benzin istasyonlar, akaryakıt istasyonlarının önleri kilometrelerce kuyruk olmuştu. Herkes yakıt almaya koştu. Yani şeylerin vurulacağı tahmin ediliyor. Petrol testlerinin vurulacağı. Yani bu tür bir saldırı hakikaten İran'ı taş devrine döndürür yani. Hamenei'ler ve çevresi de bunu tahmin ediyordu. Yani böyle bir saldırı durumunda. Yani nükleer testlerin vurulduğu,
enerjinin, elektriğin, ne bileyim petrol testlerinin falan vurulduğu bir senaryoda yönetimin ayakta durması zorlanabilir. Yani zaten köşeye sıkışmış bir siyasi rejim var. Bu seçime katılımlardan da gözüküyor. Pezeşkiyan'ın aday olmasına izin vermesinin tek nedeninin seçimlere katılımın %15'e düşeceğine dair Hameyne'nin rapor bulunmasıydı. %15 katılım olacaktı. İşte %40'a ancak çıkabildi Pezeşkiyan'ın katılmasıyla. Yani böylesine köşeye sıkışmış bir siyasi rejim İsrail'in bu saldırısı karşısında ayakta durmakta zorlanabilir. Hatta duramayabilir bile. Burada tabii şöyle de bir husus var, istersen kapatırken bununla noktalayalım. Şimdi İsrail'in arkasında ABD var, Batı ülkeleri var. Hatta 7 Ekim'den itibaren gördük, kayıtsız şartsız destek verdiler. Şu oldu, bu oldu. Küçük çaplı özellikle sivil toplumlardan eleştiriler geldi ama İsrail büyük ölçüde çok büyük güçlerin desteğini alarak yoluna devam etti. Ama İran'ın arkasında bir ülke desteği, güçlü devlet desteği yok sanki, değil mi? Yani baktığımız zaman Lübnan'daki Hizbullah'ın desteği ya da Yemen'deki Hutsilerin desteği ya da tam değil ama işte Şam'daki Esad rejiminin desteğinin dışında İran'ı destekleyen herhangi bir güç var mı? Çin ve Rusya'da böyle çok ciddi bir şekilde İran'a sahip çıkar bir pozisyon takılmıyorlar anladığım kadarıyla. Birazcık yalnızlığa düşmüş bir ülkeden, bir rejimden, yani rejim nedeniyle ülkeden bahsediyoruz herhalde, yanılıyor muyum? Evet, evet. Yani halkının yalnızlaştırdığı, diğer ülkelerin de Rusya'nın yalnızlaştırdığı, bıraktığı, Rusya zaten kendi derdiyle meşgul. Yani Ukrayna meselesiyle zaten yeterince meşgul. Bir de İran'a el uzatacak durumda değil. Çin zaten bu askeri işlerde pek görünmek de istemiyor. Olmak da istemiyor ayrıca. Var olmak da istemiyor. Kendi bölgesiyle ilgilenmek istiyor sadece. Yani İran, yani Tahran rejimi bu anlamda çok yalnız. Yani Hizbullah'ın desteğinden ne olabilir? Yani Hizbullah şu anda kendine lider seçemiyor. Bir işte haberlerde okuyorsunuz, en son Emini adam şeyi kabul etmedi yani. Hizbullah'ın başına geçmeyi kabul etmedi. Yıllarca Nasrallah'ın ikinci sağ kolu, ikinci adam olan Naim Kasım, bırakın Hizbullah'ın başına geçmeyi kabul etmemeyi, Hizbullah'tan da ayrıldığını ilan etti, açıkladı. Yani böylesine bir durum var. Hizbullah tamamen bitmiş, sona ermiş durumda. Husileri ben bir güç olarak zaten görmüyorum. Küçük bir grup. Yani orada işte o şeyin Yemen şartlarında kendilerine bir alan açmış durumdalar. Ne kadar devam edecekleri belli değil. Bunun dışında bir gücü yok. Yani şeyin İran'ın destek alabileceği bir dış güç yok. Yani ülke olarak, devlet olarak bir güç yok. Bu denklemde de kendi şeyi yapması, İsrail'le kapışmaya kalkışmasını filan, kalkışmanın çok çılgınca olacağını herhalde Tahran değerlendiriyordur. Yani bununla ilgili söylediklerimi tekrarlamayayım. Yani bu rejim böyle bir kapışmada ayakta kalamaz. Bundan %100 eminim. Yani toplum çünkü tamamen dışlamış vaziyette. Seçimlere katılmayan bir toplumdan söz ediyoruz yani. Reddediyor. Yani rejimi reddediyorlar. Üstelik yaptırımlar olmasına rağmen, bakın memurlar orada pasaportlarına falan işleniyor, oy kullanmazlarsa. Onlar bile seçime katılmadılar. Düşünün. Neleri göze almış bir toplumdan bahsediyoruz. Bir kere 79'da devrim yapmış, bir daha devrim yapabilir. Böyle bir toplum. Kendi içinde zaten ayakta duramayan, halk desteği olmayan bir rejim. Dışarıdan da Rusya'da bunları görüyordur herhalde. Putin'in İran'a bir askeri destek vermesinin ben mevzu bahis olduğu kanaatine değilim. Çin zaten böyle bir şeyler hiç kalkışmaz. Onun dışında bir şey de kalmıyor, ülkede yok. Onlar işte Birleşmiş Milletler'de bazı şeyler yapan, gösteriler yapan, yani İsrail karşıtı şovlar yapan liderleri hiç ben konu etmenin şey olduğu kanaatinde değilim yani. Ha bir de şu sonunda şunu söyleyeyim. Yani bir de tabii İranlılar, İranlılara biraz da utanç duyuyorlar. Yani dünyada, işte Avrupa'daki antisemitizmle katılıyor olmaktan utanç duyuyorlar kendi siyasi rejimlerini. Bu aslında kendini İslam'la falan tanımlayan Hameney yönetiminin de oturup bunu düşünmesi icap eder. Yani antisemitizme katılarak, o dalgaya şey yaparak, güvenerek İsrail karşıtı yapmak çok gurur duyulacak bir şey değil bana kalırsa.
Kenan çok teşekkürler. Çok doyurucu bir yayın oldu. Artık önümüzdeki günlerde daha sık seninle bir arada olabiliriz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim ben de. Sağ ol.